Evet, çemberin çevre uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şu O'dan şöyle teğet noktalarıma dik indiriyorum. Devamında bakın şu B'yi tam ortadan ikiye bölüyorum. Hani bir üçgen elde etmek için. Şimdi şuralar 90 derece, şuralar 30-30 diye paylaştı. Şuraya 60 derece kalıyor. Bakın 60'ın baktığı 6 köküçse 30'un baktığı köküçe bölersek 6'dır. Buradan yarıçapım 6 ise çevrem neydi? 2 pi r. R burada 6 olduğu için 12 pi'yi bulurum. Evet, bu arada bölgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şu merkezleri birleştiriyorum. Şöyle, şöyle ve şöyle. Neden birleştirdim? Bakın şuraları görün. Şu boyalı bölgenin çevresi değil mi? Aslında dairelerin, şöyle çeyrek dairelerin çevresiyle eşdeğer. Bakın şurada bir yarım daire var. Gerisi full çeyrek daire. Bunu gördükten sonra şimdi birim kareli kağıt diyor. O halde yarıçapım benim 2 birim. Değil mi? Şunlar da 1 birim. Çevre hesabım neydi? 2 pi r. 2 pi r çeyrek çember olduğu için bölü 4. R 2 olduğu için şöyle 2'lerle 4 gider. Çevreyi pi bulurum. Hangisi? Tabii ki de şura pi. Aynı şekilde şurası pi olacaktır. Şimdi geldim çeyrek çembere. Burada yarıçapımız 1 olduğu için bakın 2 çarpı 1, 2 böl 4'e pi bölü 2 gelecek değil mi? Şöyle pi bölü 2 burası. Aynı şekilde pi bölü 2 de burası. Buradan çeyrek çember pi bölü 2 ise yarım çember nedir? 2 katından tabii ki de pi. Bunları toplarsak 2, 3, 4 pi işaretlerim. Evet, taralı daire diliminin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar, çevre açım 40 ise merkez açım kaç olacak? 80. Yarıçapım belli. Alanım neydi? Pi r kare. Değil mi? Çarpı alfa bölü 360. Buradan r'miz 6. 6'nın karesi 36. Çarpı pi. Çarpı alfamız 80 bölü 360. Toparlayacak olursak sıfırlar gitti. Şöyle 36'lar gitti. Cevabım 8 pi bulurum. Evet. Taralı alan kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle yarıçapım 4 oluyor. Aynı şekilde bunu da ortadan ikiye böldüm. Yarıçapımı 2, 2 diye dağıttım. Şimdi bu bilgiler ışığında büyük yarım daireye bakalım. Toplam çapımız kaç? 12. Yarıçapım 6. Alanım nedir? Pi r kare. Yarım olduğu için 2'ye böleceğim. Yarıçapım 6 idi. 36 pi bölü 2'den 18 pi'yi bulurum. Ben 18 pi'den nereye çıkartacağım? Tabii ki de şu alan ile şu alanı değil mi? Şurayı bulmak için. Buraların yarıçapları ne? 4'e 2. Gelip sırayla yazarsam 4'ü koydum. 4'ün karesi 16. 2'ye böl. 8 pi. Artı. Şöyle 2'yi koyarsam 4 pi'yi 2'ye böl. 2 pi. Bunu neyden çıkartacaktım? Tabii ki de 18 pi'den. 18'den 10 çıktı. 8 pi'yi işaretlerim. Evet. Taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şu O ile E'yi birleştiriyorum. Bir yarıçap çizdim. Kare olduğundan 4'te burası. Şöyle açılarım 90'a 45 45 olacağından. Şöyle 45'in baktığı 4 ise 90'ın baktığı 4 kök 2. Benim yarıçapım 4 kök 2 ise alan formülüm neydi? Pi r kare bölü 4. Neden? Çünkü çeyrek çember. Eşittir. Buradan pi çarpı 4 kök 2'nin karesi 16 çarpı 2'den 32 bölü 4. O da eşittir 8 pi. Şimdi ben şu taralı alanları bulmak için 8 pi'den şu karenin alanını çıkartacağım değil mi? Yazıyorum bakın 8 pi eksi karenin alanı 4 çarpı 4'ten. Karenin alanı 4 çarpı 4'ten 16. Buradan Denizli işaretlerim. Evet, taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar A ile O'yu birleştiriyorum. Bakın O ile de C'yi bir merkez açı oluşturdum. Bakın burada çevre açım 30 ise benim yayım 60 değil mi? Onu gören merkez açım da 60 olmak zorunda. Devamında bakın yarıçapı bulmak için ben O'dan şöyle 6'ya bir dik indiriyorum. Şöyle 3 3 diye ayrıldı değil mi? Şöyle açımda iki eşit parçaya bölüneceğinden şöyle 30 derecenin baktığı 3 ise şöyle 90'ın baktığı nedir? 6. Ben yarıçapımı 6 bulduktan sonra alan hesabı yaparım. Pi çarpı 6'nın karesi 36 çarpı açım kaç? 60 derece. 60 bölü 360. Eşittir. Şöyle 60'a böldüm her iki tarafı. Burada 6 kaldı. Şöyle bunları da sadeleştirdim. Sonucu 6 pi buldum.
Bakın benden şu alanı istiyordu. Burayı için üçgenin alanını çıkartacağım değil mi 6π'den? Bakın 6π eksi. Üçgenin alanı nedir? Taban 6. Bakın şurası 60 dereceydi değil mi? Şöyle 30'un baktığı 3 ise 60'ın baktığı kök 3 katından. 3 kök 3. Taban 6. Yükseklik 3 kök 3. Bölü 2'den. Cevabımı 6 pi eksi 9 kök 3 bulurum. Evet, taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar 4 ile 9 benim dikkatimi çekti. Bakın hemen şuradan bir hem yarıçap hem de bir dik indiriyorum. Şöyle 4 kere 9 36. Neyin karesi 36? 6'nın. Şimdi burada üçgenimin alanı neydi? Taban yani 13 çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 39'u bulurum. Şimdi ben bu 39'dan ne çıkartacağım? Tabii ki de şu dilimi değil mi? Ben şu dilimi çıkartırsam taralı bölgenin alanlarını bulurum. Şimdi dilimde yarıçapım belli, açım da belli. O zaman formülüm neydi? Pi çarpı r kare yani 36 çarpı 90 bölü 360. Buradan sadeleştirdim. 4 geldi. 36'yı da 4'e böldüm. 9 geldi. Geldim 9 pi'den de çıkarttım. 39 eksi 9 pi'yi buldum. Evet, taralı alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar geldim şöyle OB köşegenini birleştirdim. Aynı zamanda bu bir yarıçap. Bakın şuraya x dersem yarıçapım ne oldu? X artı 2. Geliyorum yarıçapıma da x artı 2 yazıyorum. Burada bir Pisagor yaparsam 6'nın karesi 36 artı x kare eşittir. Buradan x kare artı 4x artı 4. Şöyle x kareler gider. Buradan 4x eşittir 32'den. X eşittir 8. Ha bunun kısa yolu var mı? Var. Şöyle 6'yı görürsen 6, 8, 10 üçgeni mesela aklına gelir. Hemen gelir 8 yazarsın. Bakarsın ki oluyor mu? 8 artı 2, 10. Şöyle geldin yarıçap 10. Evet 6, 8, 10 üçgeni her türlü sağlıyor. Devam edelim. Alan formülümüz neydi? Pi çarpı r kare. Yarıçapım ne? 10. 10'un karesi 100. Bölü 4. Neden? Çünkü çeyrek çember. Eşittir 25 pi. Eksi. Neden? Çünkü taralı bölgeleri bulmak için şu dikdörtgeni çıkartmam lazım değil mi? Kısa kenarım 6, uzun kenarım 8 çarptım 48.